Evet, köyümüzün mezrelerine yani yaylalarına çıkıyoruz. Bugün Eyüp Güreş ile nerede gezek dedik? Bugün Eyüp Güreş ile köyümüzün yaylalarını gezek. Burası da köyümüzün baraj olduktan sonra taşınan mezarlığı. Burada yatan hem köyümüzün hem de akrabalarımızın hepsinin ruhlarına Fatiha. Şöyle köy manzarasıyla sağ tarafa doğru ilerleyeceğiz. Adım adım sizlerle birlikte gezeceğiz. Hazır mıyız Emmioğlu? Hazırız. Sanki Norveç'teki fiyortlar misali. Çoruh Havzası ve Deriner Baraj Gölü. Böyle çok güzel coğrafi görünümler, manzaralar elde etti. İşte eski Oroşlu köyünün yerleşim yerini görüyorsunuz. Şu anda sular altında Melo Köprüsü. Evet. Bu bir Norveç'te, İsveç'te olsa, dünyanın bir yerinde olsa işte fiyort turizm gibi cenneti aynı derlerdi. Evet. İşte size Türkiye'de turizm cenneti. Evet. İnşallah daha geç keşfedilir. Bu doğal güzellikler bir miktar daha bize kalır. Evet Emmioğlu, burası neresi? Burası da Zeytinli Köyü'nün eski ismi Sirya'yla Sirya'nın Mezze Yolu. Hı hı. Manzara muhteşem yalnız. Evet, şu karşı bölüm Ballı Üzüm, eski adı Melo. Burası da Oruçlu Köyü, eski adı Orcuğ'un yeni yerleşim yeri. Evet, Oruçlu Köyü Camii. Şu anda içime çektiğim, aldığım nefesi, kokuyu, havayı inanın içinize çekmenizi isterdim. Tarifi imkansız. Muhteşem. Pelit mi bunlar? Hı hı. Çam ve kökler ağaçları. Evet. Gürgen. Ayrıca ceviz ağaçları da var. Evet. Şu anda Daprak yolundayız. Evet. Mezramıza gidiyoruz. Babalarımızın çobanlık yaptığı yer. Eskiden insanlar orada evleri varmış. Yazın yaylaya çıkarlarmış hayvanlarıyla. Yani ömürlerini ömür katarlarmış. Evet. Evet, burası da köylünün anamur dedikleri yer. İşte böyle oturma yerleri var. Şöyle rafı bile var. Burada işte mangal keyfi. Hoş sohbetler. Masalar kurulur. Artık yanlarında odunlar da gelir. Burası da ocak yeri. Evet Emmioğlu. Nasıl su? Sirya istimlak olduktan sonra bu çeşmeyi ve o mangalı Siryalı bir aileden İlker ailesi yaptırdı. Bu Anamur Çeşmesi'nin adı da daha önce bu orman dairesinde bölge şefi olarak görev yapan Anamurlu bir şef burayı görünce halk tarafında sevilen bir kişi olduğu için kişi de Anamurlu olduğu için buraya Anamur Çeşmesi adını veriyoruz. Ne kadar güzel. Jeste jest verilmiş. Evet, devam ediyoruz. Kısa bir moladan sonra.
Evet. Burası Sadro denen yer. Burada kimi bulduk? Arif Hoca'yı bulduk. Abi nasılsın? İyisin inşallah. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Bir buçuk ay kaldık işte. Yarın öbür en güzel. Yolculuk. Enerji depoladın, döneceksin evet. Abi. Çok rüzgarı var burada. Evet. Önceden sonra rüzgar çıkar. Baksana. Klima gibi ya, buz gibi. Ta nereler gözüküyor baksana. Neredeyse o su kavuşumu gözükecek neredeyse. Şu anda hava sıcaklığı 15 derece. Yani iklimlendirmenin olduğu böyle çok özel alanlarda böyle bir hava yok. Oksijen bol, hava serin. İşte Sadro'dan sonra sırada esas mezrelerin mezresi Taprak'a gidiyoruz. Köyümüzün zirvesi Taprak. Eskilerden kalmış, yılların ihmalinde bir yayla evi, mezre evi. Ahşap ve taşın birlikteliği. Evet emmioğlu. Nasıldı burada hayatlar? Şu ambar dediğimiz, buranın yöresel ambarı. Ortadan bir kapısı var. Mahalleme teşvik yoktur bunlarda. Adam buraya malzemesini koymuş, şu anda kilitlemiş. Evet. Hala kullanılıyor yani. Burada yayla eri, sarol denilen bölgede ekşi olur, çok ekşi olur. Şu şekilde. Kendine has bir tadı var. Ağacı yosun sarmış adeta en tepeye kadar. Tabi sardığı yerlerde kurutulmuş. İnanın 13-14 dereceye kadar düştü. Her ne kadar Eylül'ün 4'ü olsa da burada rakım 2000 küsur metrelerde. Aşağılar yine sıcak, mikroklima iklim özelliği taşıdığı için Akdeniz iklimine benziyor. Yaylalarımız da böyle işte. Dumanlar geliyor bir yandan. Şu evet. Mevsimde orada kiraz ve tut daha yeni oluyor. Doğrudur. Eylül ayında orada kiraz ve tut yeni oluyor.
Şu karşı görünen yer neresi Emmoğlu? Alazan. Orada insanlar 100 yaşından fazla yaşıyor. Of, yaşanmaz mı ya? Şuraya baksanıza. Göğe komşu topraklar. Harika yerler, inanın. Mis gibi. Ben çocukken gelmiştim. Yıllar var ki ben de gelmedim. Evet, Anamur'dayız. Toprak dönüşü. Şöyle kara demlikte, kara güğümde bir çayımızı içelim dedim. Amcaoğlumla birlikte. Evet, ateşimizi yaktık. Vallahi üşüdük. Gelirken 10-11 dereceye kadar düşmüştü. Bu da şimdi azalsa da dağdan gelen kaynak suyu. Artık final bölümü. Patatesleri de közledik. Emmoğlum çayımızı dolduracak şimdi. Şunlar iyi mi? Hı hı. Mis gibi. Karagüğümde, odun evet, ateşinden. Odun ateşinde. Ve karagüğüm. Keyfimiz bol olsun. Dedelerimizden kalma güğümdür bu.